Ya da parlıyor bunlar. Buna baktık. Allah'ım ya Rabb. Soyguncu musun kardeşimsin? Bahar niye bak ya? Sanki içine cumhuriyet altını koyuyorlar. Ne nadir pahalı. Çok pahalı. Belediyenin iftar çadırı mı lan burası? Biz de böyle yerse. Şişli 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 bir dizi. Alo? Şişli beni diyesin mi? Ben hasta ve bağışıklık sistemi çökmüş bir vatandaşım. Hastayım yani. Evet, akşam iftar çadırı ile ilgili bir yeriniz var mı diye soracaktım. Var efendim, sağ olun. Peki menüde ne var? Taske baba. Peki şimdi notumu alıyorum. Taske baba, bir şey daha soracağım. Kuzu etiyle mi, dana etiyle miydi? Tamam, ben size döneceğim efendim. İnşallah ölmem. Hoşçakalın. Kuzu eti de ne, yemeğin içerisine ne horlar. Kokuyor çünkü. Şu nerede diyor? Alo, petek dinçüsün basınç danışmanıyla mı görüşüyorum? Ben şimdi Avrupa Yakası Dergisi'nden arıyorum. Hayır efendim, röportaj için değildi. Ben şey için aradım. Bu akşam iftar çadırı kuruyormuş Fethek Hanım da onu duydum. Neredeydi acaba? Evet, tutunu alıyorum. He, menüde ne vardı? Baklava ama kaymaklı mıydı, kaymaksız? Kaymaksız. Ama baklava kaymaksız olur mu? Olur diyorsunuz. He. Peki iftariyelikleri de? He. Pastırma? He. Bir şeyi yapıyorsunuz, bence tam olarak yapmanız gerekiyor. Pastırma yoktur deriniz. Peki Petek Hanım'la akşam yemeğinde baş başa oturma gibi bir şansımız var mı? Düşük diyorsunuz. Peki, ben o zaman size geri döneceğim. Ya da kapatıyorum. Hoşça kalın. Oraya geri döneyim beni. Şişli. Ay, bağışıklık sistemi çökenin vatandaşım ben. Siz çorba yayla mı dediniz mi? Mircim, yayla. Tamam. Ne bakıyorsunuz kardeşim ya? Allah Allah. Bak beni. Anneniz aradı bugün. Makbuli istedi. Eşyalarımı toplayın, gönderin. Ben Bursa'da kalacağım artık dedi. Ben de konuştum. Keyfim yerinde dedi. Selin de avukat tutmuş. Boşanmak için. Ne üflüyorsun sarı? Hepsi senin yüzünden. Ne alakası var Volkan ya? Bir de bahşiş mi vereceğiz buna ya? Allah Allah ya. Küçük parmağım saat olduğu halde şöyle ortamız ısınsın, moralimiz düzelsin diye Ramazan maneleri söylüyorum, hiç yardımcı olmuyorsunuz ama. Babamız da değiliz Burhan Bey.
Burhan Bey, ben size yemek ısıtayım ha, biz yedik. Bu evin mutfağıyla organik bağımı çoktan kestim Makbili. Ayıptır söylemesi, dışarıda yedim. Aa, nerede yediniz? Siz benim bildiğim kadarıyla öyle dışarıda yemeye para falan harcamazsınız ama. Sen beni hiç tanımamışsın diyorum. Burhan Altıntop, hayat kalitesi için yaşayan rafine birisidir. Burada gördüğü kaba muameleden sonra lüks bir restoranda şımartılmaya ihtiyacım vardı açıkçası. Bugün yine ülkenin dört bir yanında kurulan iftar çadırlarında yaşlı, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yemek yedi. Burhan Bey, televizyona çıktınız. Neyi dedin güzel kızım? Neyi dedin? Daha iftar olmadı kardeşim. Ben oruç tutmuyorum. Dört göz. Dört göz. Bana biraz pastırma, biraz da hardal. Olur mu canım? Bazen bir sirke diyeceğim ama yoktur herhalde. Ha? Hadi. Hadi dört göz. Bazı vatandaşlar farklı istekleri olsa da genelde iftar çadırlarından memnun ayrıldılar. Yeri yere de kamera koymuşlar. Özel hayat denilen bir şey şu anda sıfırın altında. Burhan Bey, iğrençsiniz. Niye ya? Belediyenin iftar çadırı herkese açık. Ya Burhan Bey, o çadırlar yoksullar için. Siz isteseniz kendi paranızla öyle çadır kurarsınız ya. Ayıp be, ayıp be. İşte ihtiyacı olmayan böyle yaparsa, ihtiyacı olana nasıl sıra gelir? Yani buradaki erzak masrafına katılmamak için orada düştüğünüz duruma bakın. Ay düşer bayılırım ha şu anda. Bana şu anda pinti muamelesi mi yapılıyor? Olayın bir defa kesinlikle maddiyatla hiçbir alakası yok. Oradan geçiyordum. Ondan sonrasında bir baktım tas kebabı yapmışlar. Ondan sonra karnım da açtı. İçeriye girdim. İki lokma bir şeyler yedim. Ne var ya bunda? Bunun maddiyatla alakası yok. İrsak almak mı? Gider alırım. Görürsünüz siz. Pintiymişim. Ayıp ya. Ayıp. Sen ne yaptın? Biraz mübalağa etmişsin Burhan. Ay aman, ne bileyim, öyle bol bol aldım ki arkamdan konuşulmasın diye. Benim böyle hediye de filan elimin ayarı yok. Çok cömertin genim yani. Niye yapacaksın? Ay. Ay Burhan Bey, bunlar bize bir yıl yeter ya. Aman makbile yesin de artsın da yani. Fakir fukaranın hakkını yer gibi oldum. Anladınız mı? Ondan sonra pinti konumuna düştüm. Yeter ki hakkımdaki o asılsız iftiralar bitsin. Akrabaları dağıtsak bile bitiremeyiz biz bunları ya. Ya size bir ricam var. Herhalde beni kırmazsınız. Lütfen ama. Lütfen ihtiyar, şu eve yabancı soda alın. Beni böyle konularda uğraştırmayın. Çok çalışıyorum ya. Baktım yok. Alırız ya, tabii alırız. Tamam, tamam. Tamam. İyi. Ne yapalım? İyi, ben de işe gideyim. Koca kalabalık bir eve bakıyorum artık. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ ol. Artık o Aslı ile Volkan da Meşaz'ı alıp mahcup olurlar inşallah. Ya neler almış bu Allah'a sen? Ya bunlara bak. Aa, bir de not var bu bebe. Hepsinde var dayı. Herhaldeyse garanti belgesi. Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Yoksullara Erzak Kampanyası çerçevesinde ücretsiz dağıtılmıştır. Bak şunu yediği naneye. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.